Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Bu arada bir. Evet. Allahyar e, Halside Fenerbahçe Allahyar e, Maneşe'nin İngiliz ekibine transfer olduğunu açıkladı. Bu da beklenen bir gelişme. Resmiyet kazandı. Malumun ilan Acun oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu evet. e, Halside forma giyecek. E, Allahyar bu transfer gerçekleşmiş. O da genç bir oyuncu olarak geldi, pek forma şansı İnşallah. bulamadı bakalım neler kapacak. Orada bir alkish e, yaratır. Aynı şey Ozan Tufan için de söylüyoruz. E, üzüntümüz müdür? Evet, şöyle ki beklentimizin altında kalan bir Ozan Tufan, Fenerbahçe'deki son performansıyla ben açıkçası e, dönmesini hiç istememiştim Fenerbahçe'ye tekrar transfer. Ya, orada inden, kalsın veya orada oynayamıyorsa yine e, benzerlikle benzer e, kalibredeki takımlarda da. Devam etsin performansı istemiştim ama olmadı. Geldi sıkıntılar yaşadı. Bilemiyoruz belki e, galiba senin yayına kışın içinde var e, TRT'de özel açıklamaları da olmuş galiba Ozan Tufan'ın. E, ama e, şunu söyleyebilirim maalesef kendi yeteneklerini e, inkar ediyor demeyeceğim ama bizlere sergilemekte, bizlere e, göstermekte biraz cimri davrandığını düşünüyorum. Gözler forvet transferine çevrildi. Yeni golcü için 3 aday. Sarılı Acivertler'de bu sezonun en merak edilen transferi Forvet. Son dönemde iyi bir golcünün eksikliğini fazlasıyla hisseden Fenerbahçe'de Jorge Jesus bu bölgeye yapılacak takviyeye büyük önem veriyor. Liste fazlasıyla kabarıktı ancak gün geçtikçe aday sayısı azaldı. Bir numara olan Gabigol için Flamengo ile bir türlü ilerleme sağlanamayınca rafa kaldırıldı. Artık güç isim ön plana çıkıyor. Alexander Sörlot uzun süredir sarılı acıvertlilerin listesinde yer alıyor. Real Sociedad geçen sezon kiraladığı Norveçli golcünün satın alma opsiyonunu kullanmadı. Leipzig'e dönen Sörlot için Alman ekibinin teknik patronu Tedesho onu kampta görmek istiyorum açıklamasını yapmıştı. Genç çalıştırıcının kararı bekleniyor. Yönetim yıldız futbolcunun durumunu araştırsa da transfer süreci Dinamo Kiev eşleşmesinin sonrasında kalabilir. Bu durum soru işareti yaratıyor. Listedeki bir başka isimse Mario Diaz Diyaz için Real Madrid yeşil ışık yaktı. Oyuncu da Fenerbahçe'nin kendisini ısrarla istemesi sonrasında daha fazla bekleme kararından geri adım atıp menajeri Aranda vasıtasıyla görüşmelere başladı. Ancak Dominic Dills'ın masaya 3.8 milyon euroluk maaş talebiyle oturması yönetimi terletti. Fenerbahçe bu rakamı 3 milyon euroya çekmeye çalışsa da Futbolcu tarafından henüz ciddi bir indirim gelmedi. Kıran kırana pazarlıklar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Listedeki son isim ise Musa Dembele. Musa Dembele Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında çok istediği bir isimdi. Olimpik Lyon'un forvet attırı eski yıldızı Lacazette ile takviye etmesi sonrası Dembele yine gündeme geldi. 25 yaşındaki golcünün sözleşmesinde son sezona girmesi ve yeni kontrat için istekli olmaması transfer ihtimalini güçlendiriyor. Olimpik Lyon'un geçen sezonki kadar yüksek bir bonservis beklentisi yok. Yönetim hem Fransız ekibinin hem de Dembele'nin şartlarını araştırmaya başladı. Fenerbahçe'de orta sahaya Bakayoko sürprizi. Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahada rotasyonlu geniş bir kadro oluşturmak isteyen Kanarya'nın transfer listesinde birçok yıldız isim bulunuyor. Orta sahaya takviye için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, Milan'dan sürpriz bir öneri geldi. İtalyan ekibinin performansından memnun olmadığı Fransız orta saha Bakayoko'yu Fenerbahçe'ye teklif ettiği bildirildi. Bonserisi Chelsea'de olan 27 yaşındaki Bakayoko'nun Milan'da bir yıl daha kiralık sözleşmesi var. Ancak kırmızı siyahlılar onu kadroda düşünmüyor. Oyuncunun temsilcisi durumu görüşmek için Milano'da. İngiliz basını Bakayoko'nun önündeki seçeneklerden birisinin Chelsea'ye dönmek olduğunu belirtti. Ancak bu durumda Tuel'in kadrosunda yer alabilmek için Kante, Kovacic ve Jorginho başta olmak üzere birçok orta saha oyuncusuyla rekabet etmesi gerektiği hatırlatıldı. Bunun zor olması nedeniyle bir başka takıma kiralanmasının olasılıklar arasında olduğu ifade ediliyor. Villanara için Flamengo ile pazarlıkları sürdüren Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncu da sonuç alamazsa ön libero için Bakayoko'yu gündeme alabileceği bildirildi. Geçtiğimiz sezon Milan'da 18 maçta 607 dakika süre alan Bakayoko skor üretemedi. Monaco, Milan, Napoli, Chelsea ve Rennes formaları giyen 1.89 boyundaki Bakayoko 290 maçta 13 gol 9 asistlik performans sergiledi. Fransa milli takımında bir kez yer alan Yıldız, 2017'de Monaco'dan Chelsea'ye 40 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti. Fenerbahçe'de 5 oyuncuya yol gözüktü. Fenerbahçe'de George Jesus'un raporunun ardından takımdan gönderilecek isimler de belli olmaya başladı. Mesut Özil Sarı lacivertlerde ilk olarak Mesut Özil ile vedalaşılması bekleniyor. İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki oyuncu, takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Fenerbahçe formasını 36 müsabakada giyen Mesut Özil ile yolların ayrılması kararı alındı. George Yesun üstünü çizdiği tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2024'te sona erecek. Samatta Fenerbahçe teknik direktörü George Jesus'un kadroda düşünmediği bir diğer isim Mbavana Samatta oldu. Royal Antwerp'ten geri dönen Tanzanyalı futbolcu hazırlık kampında da etkisiz bir performans gösterdi. Samatta'nın da sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. Samatta'ya Kızıl Yıldız'ın talip olduğu aktarılıyor. Steven Kalkır Sarı Lacivertler'de İstanbul'da oynanan hazırlık maçında savunmada yaptığı bireysel hatalar nedeniyle George Jesus'un hemen oyundan aldığı Steven Kalkır sakatlığı nedeniyle Avusturya kampına götürülmemişti. George Jesus'un Steven Kalkır'la ayrıla sıcak baktığı öğrenildi. Marius Selemos Fenerbahçe'de Avusturya kampına dahil edilmeyen isimler arasında yer alan Marius Selemos da İstanbul kampını iyi değerlendiremedi. Tecrübeli futbolcunun takımlar ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ve Marus Selemos, George Jesus'un yeni sezon planları arasında yer almıyor. Max Mayer Fenerbahçe transfer olduğu ilk günden itibaren eleştirilerin hedef haline gelen Max Mayer'in de üstü çizildi. Tecrübeli orta sahayla ayrılık kararı alındığı öğrenildi. Bunların dışında da takımdan ayrılacak isimler olacak. Ancak ilk etapta yönetim 5 isimle yollarını kesin olarak ayrılmayı planlıyor. Özellikle geçen sezon kadro dışı kalan Mesut Özil, teknik direktör Jorge Sunda planları arasında yer almıyor. Buna rağmen tecrübeli oyuncunun gitmeyi düşünmemesi yönetimin elini kolunu bağlıyor. Diğer isimler ise ayrılmaya sıcak baksa da burada mali detaylar önem kazanıyor. Sarılacivertlerden aldıkları yıllık ücretleri, Oyuncularla ilgilenen kulüpler ödeyemiyor. Bu da yönetim için mali yük anlamına geliyor. Fenerbahçeli idareciler bu isimlerle yolları ayırırken maaşlarının tamamını ödeyecek kulüp arayışında. 4 isim riske edilmeyecek. Fenerbahçe Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın son provasını yarın Sakarya'da Hal City ile yapacak. Sarı lacivertlerde sakatlıklara bulunan 4 oyuncu bu karşılaşmada riske edilmeyecek. Bright Osayi Samuel, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Luis Gustavo sağlık ekibinin tavsiyesiyle Hal City maçının kadrosunu alınmayacak. Bu futbolcuların İstanbul'da kalarak tedavilerine devam edileceği öğrenildi. Osay Samuel, Emre Mor, Mert Hakan ve Gustavo'nun 20 Temmuz'daki Dinamo mücadelesinde ise hazır olması bekleniyor.